Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sunar. Su medeniyeti ve Devlet Su İşleri tarihi belgeseli. 3. bölüm. Devlet Su İşlerinin devlet ve milletimize yaptığı hizmetler. DSİ sadece ekonomik kalkınmaya destek vermiş ve sadece Türkiye'nin zenginleşmesine hizmet etmiş değil. Bu ülkedeki ızdırabın, çilenin ortadan kaldırılmasına çok büyük katkıda bulunmuştur. Hayat kaynağımız olan suyu korumalı, geleceğimize sahip çıkmalıyız. Ne yazık ki bizim kişisel çabalarımız ancak bir noktaya kadar etkili olmaktadır. Bu noktada Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün önemi çok daha iyi anlaşılmaktadır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ülkemizdeki bütün su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumludur. Bir kamu kuruluşu olan DSİ'nin taşkın koruma, sulu tarımı yaygınlaştırma, hidroelektrik enerjisi üretme ve büyük şehirlere içme suyu temin etme şeklinde dört ana başlıkta toplayacağımız görevlerinin ortak noktasını baraj çalışmaları oluşturmaktadır. DSI, baraj, HES, gölet, sulama tesisi, içme suyu, atık su arıtma tesisi, toplulaştırma çalışmaları, yeraltı barajları tesis etmektedir. Böylece su depolama kapasitesi, elektrik gücü, sulanan arazileri, toplulaştırılan arazileriyle insanlığa hizmet etmektedir. Bununla birlikte DSI ülkemizdeki su kaynaklarının kullanımında otorite olmuştur sadece baraj yapan bir kuruluş olarak bilinse de DSI'nin çevre bilinciyle yaptığı hizmetlerin ülkemize kattıkları bilinen bir gerçektir. Aslında Türkiye'de çevre konusu oldukça yeni bir konudur. Çevre terimi ilk olarak 1982 Anayasası'nın 56. maddesinde yer almış ve 1983 yılında çevre kanunu hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Çevre Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca pek çok yönetmelik yürürlüğe sokulmuştur. Bu yönetmelikler içinde DSİ'nin görev ve sorumlulukları açısından en önemlileri su kirliliği kontrolü yönetmeliği ve çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliğidir. Ayrıca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü geliştirdiği projelerde tarihi ve ekolojik kültürel mirasın gün ışığına çıkarılmasında ve gelecek nesillere aktarılmasına büyük hassasiyet göstermektedir. Bu konuda ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapan DSİ bu tür çalışmalara teknik ve maddi destekle de sağlamaktadır. DSİ tarihi ve kültürel mirasın korunması yanında sulak alanlarla ilgili çalışmalarda yapmaktadır. Doğal hayatın korunmasına büyük önem vermekte ve bu doğrultuda hem tek başına hem de ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalarını yapmaktadır. Dilerseniz bu kapsamda yürütülen bazı önemli projeleri hatırlayalım. Keban ve Aşağı Fırat Baraj Gölleri Kurtarma Kazıları, İzmir Tahtalı Baraj Kazıları, Bergama Yortanlı Barajı, Alyanoi Antik Şehri Kazıları, Ilısu Hasankeyf ve Karkamış Baraj Gölleri Kurtarma Kazıları, Balıkesir Manyas Projesi, Aksaray Eşme Kaya Sazlıklarının Korunması, Kırşehir Mucur Seyfe Gölü Ekoloji Koruma Projesi, Kayseri Sultan Sazlığı Develi Projesi, Erozyonun önlenmesi ve çevrenin güzelleştirilmesi amacıyla DSI ağaçlandırma çalışmaları da yaparak gelecek nesillere daha yeşil bir ülke bırakmak için var gücüyle çalışmaktadır. Ağaçlandırma çalışmaları akabinde yeşille taşlandırılan bu güzel alanlar halkın hizmetine sunularak mesire yeri olarak kullanılmaktadır. Devletimizin Dünya Su Günü olan 22 Mart'a dikkat çekmek için gösterdiği çaba ve DSI'nin bu uğurdaki katkıları üzerinde durulmaya değerdir. 22 Mart 2009 tarihinde ülkemizde gerçekleştirilen 5. Dünya Su Forumu önemli bir su zirvesi olarak kayda geçmiştir. 12 yıl sonra 22 Mart 2021 Dünya Su Günü'nde Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atılarak düzenlenen Su Şurası'yla Suyun önemine bir kez daha dikkat çekilmiştir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 15 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olarak hizmetlerini yürütmeye başlaması DSİ tarihinde yeni bir dönemin başlangıcıdır. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması adına DSİ'nin yeni döneminde baraj ve hidroelektrik santrallere eskisinden daha çok önem verilmektedir. İstatistiklere baktığımızda 2020 yılı sonu itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın deyişiyle Türkiye'yi bir baştan bir başa gerdanlık gibi kuşatan barajlarımız sayesinde münbit araziler sulamaya açılarak vatan toprakları daha bereketli bir hale getirilmiş ve üretim katlanmıştır. Kurulduğu 1954 tarihinden bugüne Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü birçok tesisler kurarak insanlığa hizmet ederken bir yandan da DSİ'de genel müdürlük yapan devlet adamlarımız, DSİ kültürünün oluşmasında temel taş olan genel müdürlerle onlarca hizmet insanı yetiştirmiştir. Dilerseniz 1954'ten günümüze DSİ'nin köklü tarihinde adını anmamız gereken genel müdürleri hatırlayalım. Hikmet Turat, Süleyman Demirel, Orhan Göncüoğlu, Neşet Akmandor, Arif Onat, Hazim Tütüncüoğlu, Sabahattin Sayın, Haluk Ceyhan, Müfit Kulen, Timuçin Tümer, Sami Öztürk, Ataerol Enacar, Ferruh Anık, Raif Özenci, Özden Bilen, Mümtaz Turfan, Raif Özenci, Profesör Doktor Doğan Altınbilek, Profesör Doktor Veyseleroğlu, Mustafa Eldemir, Salih Paşaoğlu, Haydar Koçaker, İsmail Uğur, Akif Özkaldı, Ali Rıza Deniz, Murat Acu, Mevlüt Aydın ve Kaya Yıldız. Elbette her biri devlet su işleri tarihinde kıymetli çabalarıyla anılmayı hak eder. Özellikle 9. Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel, 40 yaşında parti genel başkanı, 41 yaşında en genç başbakan olmadan önce henüz 30 yaşındayken devlet su işleri genel müdürlüğü görevini üstlenerek kamu hizmetinde en genç genel müdür ünvanını elde etmiştir. 1949 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun olan Demirel ilk olarak 1950 yılında Elektrik İşleri Etüt İdaresinde çalışmaya başlamıştır. Sulama ve elektrik konularında araştırma yapmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen Demirel yurda döndüğünde 1953 yılında inşaatına başlanan Seyhan Barajı'nda proje mühendisi göreviyle dönemin başbakanı Adnan Menderes'in dikkatini çekmiştir. Bunun üzerine 1954 yılında DSİ Genel Müdürlüğü'nde Barajlar Dairesi Başkanlığı'na 1955 yılında ise DSİ Genel Müdürlüğü'ne atanmıştır.